Teselli ver, bir teselli ver. Kulağının duymaması müzik aşkına engel olmadı. Sonuna neden bıraktın? Yıllanmış şarap gibi, yaktın içimi, yaktın. Sağ kulağım, tek kulağım sağdır. Ben çocukluğumdan beri tek kulağımla bir müziğe merak sardım. Belki de bu eksiklikten dolayı, hani bu körden nişancı, topaldan atlet, işte sağırdan sesçi olmayacağı gibi. Bizde biraz ters tepti bu. Yani fazla istemekle alakalı olabilir. Müziğe merak sardım. Çeşitli üstadlardan bu işi gerçekten hakkıyla yapmış üstadlardan eğitimler aldım. Samsun'da müzikle uğraşan Onur Yücebaş doğuştan bir kulağının duymamasına rağmen sahnelerden inmiyor. Bir teselli ver. Bir teselli ver. Yarattın Mecnun'a bir teselli ver. Hani kulağım sağır, gözüm bozuk ya da ne bileyim ayağım topal diye bir mevzu değil. Yapmak istersen, bir gönülden bir şey olursa istersen, sanatın da her yerinde olursun, müziğin de her yerinde olursun, ticaretin de her yerinde olursun. Biz çok istedik, isteyince başardık. Bu akan dereler denizlere ya dolacak. Söyle sana güzel sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman, sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalı, koy alacak canımızı. Yücebaş 7 yaşında mülakatı kazanarak konservatuara girdi. 7 yaşındaydım. Yanlış hatırlamıyorsam evet 7 yaşındaydım. Ben 2 ayda söktüm okuma yazmayı. Laf aramızda kalsın. Okumayı söktüm, yazmayı hala sökmüş değilim. Arada bir yamuk yumuk yazarım. Bir aceleden 2 ay, 2,5 ay gibi sürede okuma yazmayı öğrendim. Süre geçmeden, kayıt süreleri geçmeden konservatuara gittim. Sınavla alıyorlar, mülakatla diyelim. Sınav değil, mülakatla alıyorlar. Elimize bir kalem verip ritimleri verdiler. 7 yaşında bir çocuğun yapabileceği kadar ritmimizi yaptık. Birkaç türkü okuyarak konservatuara başladık, Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuarı'na. Sevenin halinden sevenler anlar. Gel gör şu halimi, bir teselli ver. Çeşitli konserlerde bulundum Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında, konservatuarın çatısı altında. 14 yıl kadar sürdü bu. Yani bırak başla, bırak başla, ticari durumumuzun sorunlarından dolayı, okul durumlarından dolayı belli bir süre ara vermemiz gerekti. Ama ortalama 14 sene kadar konservatuarda bulunduk. Onur Yücebaş müziği sevdiği için hem sahne üzerinde yeteneğini sergiliyor hem de sahne arkasında tonmeisterlik yapıyor. Biraz da tekniğine merak sardım. Tonmeisterlik, yani ses teknikerliğine başladık. Bundan 4 sene önce kadar bu işe profesyonel olarak girdik. Şu gün Samsun'un ve Karadeniz'in çeşitli yerlerinde, çeşitli kurumlarında tonmeisterlik olarak festivallerde, konserlerde, mekanlarda, düğünlerde, açılışlarda sistem kurup tonmeisterlığımızı yapmaya başladık.